geldiniz. Hoş bulduk oğlum. Ne haber? İyi abi, seni sormalı. İdare eder. Burak'cığım, aç açına işe gelinir mi? Zaten hastalıktan yeni çıktım. Aç değilim anne ya. Ne yedin? Yedim işte bir şeyler. Bak, senin için kuru fasulye pişirdim. Hadi al bunu içeriye götürse olmasın. Ben de Hasip ablana gideyim. Anne. Beni abimin yanında bıraksan, dönüşte alsan olmaz mı? Peki. Hadi. Hadi, size kolay gelsin. Oğlum sen de gitseydin annemle. Sıkılma burada. Niye sıkılayım ki? Yardım ederim sana. Abi, aslında ben sana küsüm ama canın sıktın şimdi. Öyle mi? Bak, ona göre tribe gireceğim. Gireyim mi? Ulan bu halde bile güldürdün ya beni. Söyle bakalım, niye küstün abini? Abim hastaneden çıkıp maça gidiyor. 3 tane gol atıyor aslanlar gibi. Ama kardeşini çağırmıyor. Keşke o golleri atarken ben de orada olsaydım. Sen nereden duydun maçı? Ya duymayan mı kaldı? Arka sokaktaki Semih abiler de izlemiş seni. Onlar söyledi. Oğlum ben de anlamadım ki ne olduğunu. Bir anda halı sahada buldum kendimi. Hem zaten son ana kadar tekerlekli sandalyeyle... Tekerlekli sandalyede mi? Kısa bir sürede olsa sen de mi tekerlekli sandalyeye bindin? Dünyanın sonu olmadığını sen de gördün. Artık üzülme bana. Bozulma hemen. Ben yaşadığıma şükrediyorum. Şu anda hayatta olmayabilirdim bile. Arsa sahiplerinin bir kısmı sözleşmenin iptali için dava açmaya hazırlanıyorlar. Eğer bu işin arkasında Minbay İnşaat yoksa ben de hiçbir şey bilmiyorum abi. Biz onlardan daha iyi teklif vermemiş miydik? Onun için vermedim hak sahipleri bize arsalarını. Öyle de bu adamların amacı zaten işi kapmak falan değil. Bunların derdi bizim işimizi baltalamak. Neyse, siz gidin bir arsa sahipleriyle konuşun. Durumu izah edin. Olmadı ben bir gider konuşurum Minbay İnşaat'la. Eyvallah abi. Başka bir şey var mıydı? Yok efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi, bir sıkıntı falan mı var? Varsa biliyorsun. Yok. Sağ olasın Hakan. Beni biraz yalnız bırakır mısın? Tabii abi. Abi ne oldu? Niye canı sıkkın? Zafer Hoca şu yeni gelen çocuklarla kavga ettiğimi duymuş. Bir de birkaç sefer antrenmana geç kalınca bugün fırçayı çekti gönderdi beni. Aa, ben de kız meselesi zannettim. Yok be oğlum, ne alakası var? Şu zengin züppe yüzünden. Sen o çocuk için gözlerin sevgilisi dememiş miydin? Ya eskiden öyleymiş. Eski okulda denemişler, olmamış. Şimdi bir şey değil yani. Yani şimdi gözlerin eski sevgilisi. Aynen öyle. Ama eleman sahibi sanıyor kendini. Kıskanıyordur abi kızı senden. Arkadaşız oğlum Gözde'yle. Arada bir konuşuyoruz, o kadar. Senin için her şeyin en iyisi olsun abi. Senin için de aslanım. Senin için de.